Merhaba arkadaşlar, belge yönetimi ve ofis uygulamaları dersimizin bu son programında insan kaynakları yönetiminde bilgi ve belge güvenliği konusuna değineceğiz. Bilgi teknolojilerinin gelişiminde geçmişten günümüze dört temel aşama vardır. Bu aşamalar basılı belge esaslı sistemler, kişisel bilgisayarların ilk sürümlerinin kullanımı, veri tabanı yönetim sistemlerinin gelişimi ve web tabanlı teknolojilerin ortaya çıkışıdır. Bilgi teknolojilerinin yeni gelişmeye başladığı dönemlerde insan kaynakları yönetimi ve bilgi sistemleri bilgi teknolojilerine çok entegre değildi. Belirli veriler bir ana bilgisayar ortamında saklanabiliyor ve çok temel düzeyde raporlamalar yapılabiliyordu. Gizlilik ve güvenlik konusundaki endişeler çok yoğun değildi çünkü sadece ana bilgisayarın olduğu bölüme erişebilen ve elde edilen raporu ileten yetkili personel vardı. Kişisel bilgisayarların ilk sürümlerinin ve yerel bilgisayar ağlarının kullanıldığı dönemde bilgiler merkezi bir sunucu bilgisayar ortamında kayıt altında tutulabilmekteydi. Ancak aynı iş yerindeki kişisel bilgisayarlar vasıtasıyla merkezi bilgisayara erişilebilmesi ve merkezi bilgisayar üzerindeki kayıtların görüntülenebilmesi söz konusuydu. Gizlilik açısından problemlerin yaşanmaması için belirli çalışanlara belirli yetkilendirme dereceleri oluşturulması ihtiyacı doğmaya başlamıştı. Veri tabanı yönetim sistemleri teknolojisinin gelişimiyle birlikte bilgiler daha bütünleşik halde saklanmaya başlandı. Bilgi sistemleri açısından insan kaynakları bölümleriyle kurumlardaki Diğer bölümler entegre olabilir duruma geldi. Bu durumda güvenlik endişeleri daha da yüksek seviyede oluştu. Son dönemde ise insan kaynakları bölümleriyle ilgili olarak web tabanlı teknolojiler ortaya çıktı. Bu altyapıyı barındıran bilgi sistemleri internet tarayıcıları vasıtasıyla kullanılabilir hale geldi. Peki günümüzde geldiğimiz bu süreçte bilgi ve belge güvenliği nedir ve nasıl sağlanır? Bilgi güvenliği kabaca bilgiye yetkisiz kişiler tarafından yapılacak erişimin ve zarar verecek eylemlerin engellenmesi şeklinde ifade edilebilir. Bilgi güvenliği üç temel unsuru gerçekleştirmeye hedefler. Bunlar gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliktir. Gizlilik kavramını mahremiyet ile özdeşleştirebiliriz. Gizlilikle ilgili kavramlar temel olarak önemli bilgilerin yanlış kişilerin eline geçmesini engellemek amacını güder. Bütünlük kavramı bilgilerin eksiksiz, tutarlı ve doğru olması anlamını taşımaktadır. Bütünlüğün bozulmasına izin vermemek için yedekleme gibi bir takım yöntemler kullanılmalıdır. Kullanılabilirlik kavramı bilgilerin ihtiyaç duyulduğunda yetkisi olan kişiler tarafından erişilebilir olmasıdır. Belge güvenliği ise önemli belgelerin depolanması, yedeklenmesi ve bu belgelere yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi şeklindeki işlemler topluluğu olarak tanımlanabilir. Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında temelde 4 adet gizlilik seviyeleri öngörülmektedir. Bu gizlilik seviyeleri çok gizli, gizli, özel ve hizmete özel olarak adlandırılmaktadır. Bilgi ve belge güvenliğinde insan faktörü önemlidir. İşe alınma süreçlerinde aday personel ile ilgili bazı durumlara dikkat edilmelidir. Yeni işe alınacak personelin üzerine düşen sorumluluklar belgelenmiş olmalıdır. Personelin belgelenmiş olan bu sorumlulukları algıladığından emin olunmalıdır. Gizlilik ve açığa çıkarmama anlaşmalarını imzalaması işe alınma şartının bir parçası olarak istenmelidir. Bu anlaşmalar işe alınan personelin ve kuruluşun bilgi güvenliği sorumluluklarını kapsıyor olmalıdır. Bilgi ve belge güvenliğine yönelik bilişim suçları bulunmaktadır. İnternet suçları konusunda ilk akla gelenlerden birisi İngilizce hacker olarak adlandırılan ve Türkçe karşılığı bilgisayar korsanı olan kişilerdir. Bilgisayar korsanları her ne kadar bilgi güvenliğini tehdit etme özellikleri, ortak noktaları olsa da amaçlarına göre farklı gruplara ayrılırlar. Beyaz şapkalı bilgisayar korsanları aynı zamanda etik bilgisayar korsanları olarak da bilinirler. Amaçları sadece bilgi sistemlerinin açıklarını tespit etmektir ve bilgi sistemlerinin içerdiği bilgilere zarar verme eğiliminde değillerdir. Kara şapkalı bilgisayar korsanları bilgi sistemlerine yetkisiz giriş yaparak sistemlerin işleyişine ve içerdiği bilgilere zarar vermek amacını güderler. Gri şapkalı bilgisayar korsanları ise kara şapkalı bilgisayar korsanları ile beyaz şapkalı bilgisayar korsanlarının karışımı niteliğindedir. Genel olarak kötü amaçlı olmasalar da bilgi sistemlerindeki güvenlik açıklarını bazen kendi çıkarları için kullanabilirler. Bilişim suçları kötü amaçlı yazılımları içermektedir. Bu yazılımlar bilgi sistemlerine zarar veren yazılımlardır. Kötü amaçlı yazılımlar virüs, truva atı, solucan, tuş kaydedici, casus yazılım gibi kategorilendirilir. Virüs, bilgisayara kullanıcıların bilgisi olmadan yüklenen ve kullanıcının isteği dışında işlemler yapan bir programdır. Virüsler bilgisayarlara bulaşıp yerleşme şekillerine göre temel olarak dosya virüsleri, ön yükleme sektörü virüsleri, makro virüsler, ağ virüsleri gibi değişik gruplara ayrılabilmektedirler. Truva atı bilgisayarın yetkisiz kişilerce uzaktan kullanılabilmesine imkan sağlayan programlardır. Kullanıcıların Truva atını içeren yazılımı çalıştırmasıyla birlikte bilgisayar korsanları bilgisayardaki bir takım kaynaklara erişebilirler. Solucan kendilerini başka bilgisayarlara yayılmak için çoğaltan programlardır. Bu tip programlar içerisinde yayıldıkları bilgisayar ağlarını yavaşlatırlar. Solucan bir kez sisteme girdikten sonra kendi başına ilerleyebilir tuş kaydedici bilgisayar veya başka elektronik cihazlarda yazılan her şeyi kaydeden ve başkalarının bu bilgileri toplamasına izin veren programlardır. Genellikle bilgisayar kullanıcılarının girdiği kullanıcı adı ve şifre gibi bilgileri izinsiz şekilde elde etmeyi amaçlarlar. Casus yazılımlar bulundukları bilgisayardaki kişisel bilgileri veya internet aktivitelerini bilgisayar korsanlarına gönderen programlardır. Hedef bilgisayara bir kez bulaştıktan sonra çeşitli yollarla daha fazla yayılmaya ihtiyaç duymazlar. Bahsettiğimiz bilişim suçlarına karşı alınabilecek bazı önlemler bulunmaktadır. Bunlar kimlik yönetimi ve doğrulama, ağ güvenliği ve bilgisayarın güvenliğidir. Kimlik yönetimi ve doğrulama önemli bir önlemdir. Bilgi sistemlerinde tanımlanmış kurallara bağlı olarak şifrelerin güvenlik seviyesinin yüksek olması gerekmektedir. Bilgisayar ağının dış tehditlere karşı korunması önem arz etmektedir. Güvenlik duvarı yazılımı ağ güvenliğinde çok önemlidir. Güvenlik duvarı yerel ağ ile dış ağlar arasındaki trafiği kontrol eden yazılım veya donanımlardır. Ayrıca sadece kablosuz ağların güvenliğini sağlamak için de şifreleme ve MAC adresi filtreleme gibi çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bilgisayarların güvenliğinde ise öncelikle kurumlar içerisinde kullanılan yazılımların güncel olmasına dikkat edilmelidir. Yasal güvence altındaki lisanslı yazılımlar ile çalışılması da kurumlar adına güvenlik açısından faydalı bir yaklaşımdır. Bir diğer önlem de kurum içerisindeki bilgisayarlara antivirüs yazılımları yüklenmesidir. Bilgisayarlardaki önemli bilgilerin yedeklerinin alınması da her zaman için faydalı bir yaklaşımdır. Evet arkadaşlar, belge yönetimi ve ofis uygulamaları dersimizin bu son programında insan kaynakları yönetiminde bilgi ve belge güvenliği konusuna değindik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.